Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gününü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan gün tertiptiki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Xitay emeldar Biden hakimiyet beşiğe çıkan takdirde mi Amerika Xitay'ını yenili çekleydi dedi. Fransiya avazının xabirde bildirilishicha Xitay siyasi maslahat kengashi daimi komitetining a'zosi sobiq moliya ministeri Low Jiwei Biden Amerika prezidentlik vazifasini topshirib olgan taqdirdami Amerikaning Xitayni cheklashidan saqlanig'i bo'lmaydiganligini bildirdi. Xabarda qayd qilinishicha Low Jiwei juma kuni qilgan so'zida Amerika bilan Xitay munosabatining qisqa vaqt ichida yaxshilanib bo'lmaydiganligini Biden prezident bo'lib savdo urushi surkilishidan voz kechgan taqdirdami Bununqa uzun vaqt ketadiganligini bildirdi. Low Jiwei 2022 yiliga barganda andan iqtisodning normal holatga kelishi mumkinligini, Xitoy virusi yuqumini kontrol qilgandilar iqtisodni asliga keltirgili bo'ladiganligini ta'kidlagan. Low Jiwei yana Xitoyning pul siyosatini tartibli holda bo'shashtirishni tadqiq qildigan payt kelganligini, ammo chekinish qadamini cho'qim yaxshi mo'ljallab, tartibli chekinish kerakligini bildirgan. Xitay Avustraliyadan yog'och import qilishni to'xtatdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Avustraliya Xitay munosabati davomli nacharlashayotgan bir paytda Xitay Avustraliyadan yog'och import qilishni to'xtatgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitay Avustraliyadan import qilingan yog'ochlarda ziyondosh hasharotlarning tepilganligini sabab qilib ko'rsatgan. Ammo kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitayning bu harakati Avustraliya-Xitay munosabatining texnik nacharlashganligining bishorati ekan. 12 noyabr kuni Xitay Tashqi ishlar ministrligi Xitay tamojnisining ziyondosh hasharotlarining xatirini oldini olish uchun Avstraliyaning Victoria shtatidan yog'och import qilishni vaqtincha to'xtatganligi haqidagi uchurni dalillagan. Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin payshanba kundagi qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida bu voqeaning siyosiy qaror ekanligini rad qilgan. Wang Wenbin so'zida o'simliklarda kasal tarqalishining oldini olish uchun Xitay tamojna baj idorasi 2020 yili 11 noyabrdan boshlab Avstraliyaning Victoria shtatidan yog'och import qilishni vaqtincha to'xtatishni qaror qildi degan. Ma'lum bo'lishicha Avstraliya bosh ministri Morrison bu yil 4 oyda xalqaro jamiyatga Xitay virusining kelish manbasi haqida mustaqil xalqaroliq tekshirishni boshlash to'g'risida murojaatnoma tarqatgandan buyon Xitay Avstraliyadan o'ch oladiganligi to'g'risida ta'kid solgan. Ötken bir neçe ayda Xitay Avustraliyanın tümür rudisi arpa, kaligüşet, deniz məhsulatları eksportini arqa-arqadan toxtatqan. Növətdə iki dövlət otrisidiki yağaç soğudisinin üzülüb qilişi Xitayının yanılı Avustraliyaya bolğan besimli aşırvatqallıqını körüstüb beridigan. Xitay elan qılğan sallıq məlumatqa asaslanğanda 2008 yıldan 2018 yılıqışı bolğan 10 yılda Xitayning yog'och materiallari importining umumiy miqdori 173% oshgan. Yog'och materiallarda chet elga tayinish nisbati 50% dan oshib ketgan. Amerika dengiz armiyasi atirti Tayvan armiyasini mashq qildirishga boshlandi. Tayvan xabarlari to'g'rining 9 noyabr xabar qilishicha Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qilish atirti Tayvan harbiy tarafining taklifi bilan Tayvan armiyasini 4 haftalik mashq qildirishga boshlagan. Bu Amerika armiyasining 40 yildan buyon Tayvan armiyasini tunji qitim tarbiyalashi hisoblandi. Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qiladigan tuyuqsiz zarb berguchilar deb atalgan bu alohida qismi dushanba kunidan boshlab Tayvanning Kaohsiung dengiz armiya bazasida Tayvan dengiz armiyasi quruqlikda jang qilish qismini jasusluq kemalari va hujumchi kemalarga zarb berish mahorati bo'yicha mashq qildirishga boshlagan. Bu Xitoy virusi tarqalgan 7-8 oydan beri Amerika armiyasi bilan Tayvan armiyasining tunji uchrashishi. Amerikadagi Xitoy ishlari tadqiqotchisi Gordon Chang apandi bu vaqtda ishbodi bildirib, bu mashq Amerika bilan Tayvanning nihoyatda zich hamkorlashayotganligini bildirdi. Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qilish qismi 1979 yildan beri Tayvan armiyasi bilan birlikda mashq elib bormagan edi. Buning bir muhim boshlanish ekanligi nihoyatda aniq. Bu yana o'z navbatida Xitoyga berilgan signal bo'lib, Tayvanga hujum qilsang, Amerikaga hujum qilgan bo'lasan deganni bildirdi deb ta'kidladi.
İki taraf Deniz Armiya Baş Ştabı 9 noyabr bayanat elan kılıp, bu rayonun bihaterliği ve tinişliği üçün Amerika bilen Tayvan'ın harbi sahadaki tecrübe almıştırışı ve hemkarlığı normal devam kılıvatıdır degen. Hem de bu katımlık terbiyeleşinin Amerika armiyesinin tecrübesini beyitiş, şundaklı Tayvan armiyesinin can maharetini aşırış cahette muhim rol oynaydıqallıqını bildirgen. Ama bu tecrübe almıştırışının tefsilatını aşkarlamağın. Dikkat kılışkı tegişlik nokta şu ki Amerika Deniz Armiyesi kuruklukta can kılış adreti hazır Tayvan'a tuluk yetip bargan bulup, bu 1979 yılı Amerika bilen Tayvan diplomatik alakasını üzgenden başlap, Amerika Deniz Armiya kuruklu kısmının Tayvan harbi taraf bilen tuncu kıtım resmi alakı ornatışı hesaplandıken. Haberde eğitilişçe Tayvan 28 milyon 800 bin dolar acırtıp Deniz Armiyesi kuruklukta can kılış alahide adretinin can kılış ve terörlükü karıştırış iktidarını küçeytken bulup, bugünkü kadar 18 tane hücumcu keme ve sepleme üskünlerini setip alğan. Amerika Deniz Armiyesi kuruklukta can kılış kısmının her bir batalyonu 4 rotadan teşkil tapkan bulup, her bir rotada 100'den köp alahide iktidarlık cançılar var iken. Bu koşun netçi yıllardan buyan razvedki kılış her hıl hücumcu kemelerden paydalanıp, su ve kuruklukta ten can kılış vazifelerini ötep gelgen. Strategi mutakhasi Erkin Ekrem Efendi Amerika Deniz Armiyesi'nin bu kıtım Tayvan'a verip, Tayvan armiyesini meşk kıldırışını Amerika bilen Xitay münasebetinin yamanlaşkallıkıdan dep karaydıqallıkını bildirip mundaq dedi. Amerika Xitay'ını tizginleş üçün nurgun vasıtlarını kollanışı kerek. Bunun içinde Uygur meselesi, Tibet meselesi, Hong Kong ve Cenubi Deniz meselesi var. Amerika Tayvan meselesini Xitay'a karşı koyuş üçün bu hareketke ötti dep karaymen. Mike Pompeo Tayvan ezelden tartıp Xitay'ın bir kısmı emas dedi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Tayvan'ın ezelden tartıp Xitay'ın bir kısmı emasligini bildirdi. Onun tekitleşçe sabık Reagan hükümeti özünün Tayvan siyasetini bekitkendi mi bu noktunu itiraf kılgan bulup, ötken 35 yıl mabeyinde Amerika'nın her iki partiyadan bulgan hükümetleri bu siyasetke emel kılıp gelgen iken. Mike Pompeo bu sözlerini 12 noyabr günü Amerika'daki bir radyo istansının ziyaretini kabul kılgandı kılgan. O sözünü doğru kılış her vakit muhim. Tayvan Xitay'ın bir kısmı emas degen. Onun tekitleşçe o ilgiri Merkezi İstihbarat İdarısının başlığı bolganda ya ki hazır Taşkı İşler Ministeri vazifesini ötevatkanda mı Amerika'nın Tayvan'a eniq vədi bergenliği. Tayvan Xitay'ın bir parçası emas degen bu vədisi devamlıq çın durduğallıqını tekitlep gelmekteken. Mike Pompeo, Amerika-Xitay diplomatik münasibet ornatkan 1979 yıldan beri Tayvan'ın Xitay'ın bir kısmı emestikini aşkarı etkan tüncü Amerika Taşkı İşler Ministeri'dir. Mike Pompeo bu sözlerini Prezident Trump 12 noyabr memuri buyruk çürüp, Amerikalıklarının Xitay armiyesi bilen alakası bar Xitay şirketlerine meblağ selişini çekilgen günü etkan. Prezident Trump'ın buyruğu da Amerikalıklarının Huawei Xitay köçme telefon şirketi, Xitay telefon alakı şirketi, Haykan teknolojiye şirketi, Xitay tümür yol kuruluşu qatarlıq 31 şirketki meblağ selişi çeklengen. Angliya parlamentida Uyghur meselesi yeni kün tertibke geldi. Angliya devlet ministeri Nigel Adams Uyghurlarını xorlavatkan Xitay emeldarlarına Magnitski kanununu işiltişini oylaşı vatkallıqı. Lekin kişilerinin ismini telaffuz kılışının muvafık bulmaydıqallıqını bildirdi. O bu sözlerini Angliya Parlamenti Avam Palatası'nın 12 noyabr ötküzgen yığını da tekitledi. O yığında Avam Palata azalarının suallarına cevap verip, yığında hükümetinin nime üçün Uyghurlarını xorlavatkan Xitay emeldarlarına Magnitski kanununu işletmeydıqallıqını tenkitledi. Yığında Avam Palata azası Nusrat Ghani Angliyaga dost ve ittifaqdaş devletler Xitay emeldarlarının Uyghurlarını xorlavatkanlığı dair yeterlik delil ispatlarını toplavatkan bolsa, onunğa qarashlıq ministerliknin şunda qilishigi nime tosalğı bolıwatkanlığını sorğan. Nigel Adams onunğa özlerinin her qandaq delil ispatını oylaşıdığanlığı, eğer onun bundaq bir delil ispatı bolsa özlerini təminleşke ündeydiğanlığını bildirgen. Avam Palata azası Sarah Owen Hong Kong'da kişilik hukuku dahli taarruz kılgan Uyghurlarga zulüm salgan Xitay emeldarlarını eniqlash işi qandaq ilgirleşke erişkenligi. Hükümetning Magnitski kanununu qachon işiltidiganligini sorgan. Nigel Adams bolsa Xitay dairlerige uning harakatining qabul qilinmaydiganligini eniq aytganligini bildirib,
Magnitski qonunni ishlatishni davomliq o'ylashyapmiz. Lekin o'ylashyotgan kishilarning ismini talaffuz qilish muvofiq bo'lmaydi degan. Muhammad Qasim Amin Hajim Saudi Arabistonda vafot bo'ldi. Mashhur asar Qutad Qobilikni arabchaga tarjima qilgan va yana bir qancha kitobning yozuvchisi va tarjimoni Qashqarlik Muhammad Qasim Amin Hajim Turkistoni Saudi Arabistonda bugun 14 noyabr kuni 93 yoshida vafot bo'ldi. Marhum 1930-yili Qashqarda tug'ilgan bo'lib, dastlabki bilimlarini yurtidagi cho'ng ustozlarda tahsil qilgan. 1949-yili ikki haramga hijrat qilib, Falah madrasasi va Haram masjidida uzun yillar o'qishdi bo'lgan va tijorat bilan shug'ullangan. Keyin Jiddi radiosining Turkiston bo'limida va Saudi Arabistondagi Bilad va Ukaz gazetalarida yozuvchi bo'lib ishlagan. Shundaqla u butun hayotida Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun aktiv faoliyatlarda bo'lgan. Uning Makkadagi Misfala rayonidagi ishxonasi yurtdoshlarning uchrashadigan ziyoratchi adiblarning suhbat muzokaralarida bo'ladigan obod joyi edi. Mehribon Allohdan marhumning gunohlarini mag'firat qilishini, yotgan yerini jannatda qilishini, oilasiga va yaqinlariga sabr taqat ato qilishini tilaymiz. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning Xitoy ishlari maslahatchisi Yu Ma uchun Tashqi ishlar ministrligining Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik sodir qilgan qilmaganligini o'ylashyotganligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, navbatda Amerika hukumat organlari buning qonuniy chek-chegarasi va dalillarini ko'zdan kechirmoqdi-kan. Yu Ma uchun irqiy qirg'inchilikning xalqaro o'lchami qattiq qonuniy aniqlamasi borligini bildirdi. U bu so'zlarni 12 noyabr Erkin Osiyo radiosi Xitoy bo'limining maxsus ziyoratini qabul qilganda qilgan. Yu Ma uchun Tramp hukumatining Xitoyga qaratgan siyosatidagi halqaliq shaxslarning biri deb qaralib kelgan edi. Uning ta'kidlashicha Xitoy rejimi Uyg'urlarga zarb berishda terrorlikni bahona qilgan bo'lib, uning zarb berish nishoni oldi bilan Uyg'ur sarxillariga qaratilgan ekan. U 2009-yili yuz bergan 5-iyul Urumchi qatliami haqida to'xtalib, bu vaqaning terrorlik bilan bag'chong bog'lanishi yo'qligi, bu vaqani Xitoyning ko'chmanlar siyosati majburiy bola tushirish, islom dinini qattiq kontrol qilishi keltirib chiqarganligini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, o'z vaqtida Amerika Xitoyni terrorlikka qarishtirish sepiga taklif qilgan bo'lib, Xitoy bunidan foydalanib, Uyg'urlarni bostirishni kuchaytirgan ekan. U bu nuqtani Amerika hukumati texmi aniq tunib yetdi degan. Ilva Johansson musulmon dini rahbarlarga ta'lim berish Yevropaning huquqi emas dedi. Yevropa ittifoqi ichki ishlar komissari Ilva Johansson islom dinining Yevropa uchun tahdid emasligini aytdi. Yevropa ittifoqi ichki ishlar ministrlari Fransiyaning poytaxti Parijdagi Bataclan teatrxonasida va Stade de France tantarbiya zalida yuz bergan va 130 kishining jiniga zamin bo'lgan hujumlarning 5-nji yilligi munosabati bilan terrorizmga qarshi kurash masalasida yig'in chaqirdi. Yevropa ittifoqi ichki ishlar komissari Ilva Johansson yig'indan keyin Shvetsiya davlatlik xabar agentligi TT'ga bergan bayonotida na islom dinining na ko'chmanlarning Yevropa uchun tahdid emasligini, shunga asabiy qarashqa ega oshqun kuchlarga qarshi kurash qilishning zarurligini ta'kidlab mundoq dedi. Islom tahdid emas, din tahdid emas. Aksincha terrorchilar tahdiddir. İslamçı siyakıgı kirib alğan əsəbilər və aşqın oğçılarga qarşı kürəş qılınışı gərək. Köçmənlərmü Yevropa üçün təhdid əməsdir. İmamlarga qaribnin qimmət ölçəmləri boyucu təlim beriliş pikirini tənqid qılğan Johansson mündaqtəb görsətdi. Mən dini rəkbərlərgə təlim berilişinin Yevropa itibakının hüquqlarının biri dəb qarımaymən. Hindiston va Bengal musulmonlari Sharq Turkiston Jumhuriyat kunida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Hindiston Galli xabarlari kanalining xabarida bildirilishicha, Hindistondagi Raza Akademiyasi ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan qutlug kunni xotirlab Xitoyga qarshi namoyish qilgan. Namoyishda Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan bostirish, islom dini va musulmonlarga qarshi inson qalbidan chiqqan cheklovlarni yo'l qo'yish qatorliq terror siyosatini ayiblagan. Namoyishda Xi Jinpingning haykaliga Xitoy Uyg'ur musulmonlariga qilayotgan bostirishlarni to'xtat deb yozilib, sazoyi qilingan. Undan boshqa Bengal musulmonlari ham Sharq Turkiston Jumhuriyat kunini tabriklab, Xitoyga qarshi namoyish qilgan.
namoyishni Bengalda faoliyat qilayotgan fuqarolar jamiyati tashkillagan bo'lib, Dakkadagi axborot klubining oldida o'tkazilgan. Namoyishchilar 1933-yil 12-noyabr qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining mustaqillik kunini tabriklagan. Namoyishda Xitoyga qarshi bayonot e'lon qilingan bo'lib, Xitoyning 1949-yil Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligi, shuningdan tartib Islom dini va musulmonlarga qarshi siyosat yurgizib kelganligi yaqinqi mazgillarda terror siyosatini texmi chingitib, musulmonlarning barliq ibodatlarini cheklaganligi bildirilgan. Qonuniy paroxoti Qora dengizga uzatib qo'yildi. Turkiyaning 3-chi qonuniy burg'ulash paroxoti Istanbulning Haydar Pasha portidan Qora dengizga uzatib qo'yildi. Uzatish marosimiga energiya va tabiiy boyliklar ministri Fatih Dönmez qatnashdi. O Fatih burg'ulash paroxoti 1-chi tunadan keyin Sakarya tabiiy gaz mashg'ulot rayonidagi 1-chi turkiyalik quduqida burg'ulashni boshladi. Hozirdan boshlab 2600 metrgacha burg'uladik. Yavuz paroxoti 1-chi Selçuklu quduqida 6000 metrgacha burg'uladi. Kishini umidlantiradigan natijalarni qo'lga keltirdik. Bu rayonning atrofida yangi burg'ulash elib berildi dedi. Sakarya tabiiy gaz mashg'ulot rayoni ichidagi 1-chi turkiyalik quduqi va bu quduqda qilindigan sinoqlar orqali zapas miqdor va ishlab chiqarish yushirin kuchi haqida qo'shimcha ma'lumotlar qo'lga keltirildi. Bu quduqdagi burg'ulash xizmatlari rayonning gaz yushirin kuchini texmi yaxshi tushunishga imkoniyat yaratib berdi. Buning bilan 1-chi turkiyalik quduqi Fatih burg'ulash paroxoti ochadigan tunji bayqalgan quduqlarning biri bo'lib qoladi. Shundaqli rayonning texnika alohidliklarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Turkiyada Xitoy virusi yuqumi ko'paymoqda. Turkiya Jumhuriyati Sihhiya ministrligi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Turkiyada oxirgi 24 soat ichida Xitoy virusi sababidan 93 kishi hayotidan ayrildi. Shuning bilan Turkiyada Xitoy virusi sababidan jondan ayrilganlarning jami soni 11316 ga chiqdi. Bir kunda 149942 kishi tekshirilgan bo'lib, ularning ichida 3045 kishining yuqumlanganligi bayqaldi. O'xshash vaqtda davolanib doktorxonadan chiqqan 2010 kishi bilan salomatligi yaxshilanganlarning jami soni 348804 ga chiqdi. Sihhiya ministrligi qish faslining yetib kelishi bilan Xitoy virusi bilan yuqumlanish ahvollarining ko'payayotganligini Shunglashqa ijtimoiy orliq saqlash, maska taqish va tozalikka rioya qilishning intayin muhim ekanligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.